Habertürk Özel devam ediyor. Abdullah Ağar'ın sözünü kesmiştik. Abdullah Ağar, siz devam edin ama bir de sorum olacak size. Bir termobarik silahtan bahsediliyor. Bu nedir? Kullanılırsa ne olur? İşin seyrini değiştirir mi? Siz uzmansınız bu konularda. Bir onu öğrenirsek sevinirim. Şimdi Kürşat Bey, tabii bu termobariklerle ilgili sorunuzu cevap vereyim. Öncelikle bununla ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Termobarik aslında bir silah değil. Bir teçhizat, mühimmat yani. Yani termobarik bomba veya işte vakum bombası diye tanımlamış olduğumuz bu mühimmatın temel özelliği, parça tesiri olmadan, şarampen etkisi olmadan havayı bir silah olarak kullanması. Yani havayı yakarak çok büyük bir basınç ve ısı etkisi yaratması, 3000 dereceye kadar ve yani insanları yakıyor mu yani? O demek mi bu? Yani kemiklerine kadar eritiyor. Yani ben hani Karabağ Savaşı ile ilgili Ermenistan özellikle Tospir ağları Azerbaycan ordusuna karşı kullanmıştı. 6 kilometreye kadar görerek atıyor. Hani Azerbaycanlı kardeşlerimizin anlattığı savaştaki arkadaşlarla konuşmuştum, savaşı dahil olan. Gerçekten ortaya koymuş olduğu etki son derece kötü. Ne kadar alanı ama etkiliyor şöyle bir seferde bu, atıldığında Abdullah Bey? Ne kadar alanda yani, etki yaratıyor bir seferde? Serap Hanım, bu aslında grad, yani bizim çok namlulu roketler dediğimiz bir silah sistemiyle atılıyor. Bir mühimmat bu. Yani hani onunla parçacık tesirli, yani şarampen etkisi olan mühimmat da atılabiliyor. O toz bir ağlarla bu grad füze, bu vakum bombası dediğimiz veya termobarik mühimmat dediğimiz mühimmatlar atılabiliyor. Hı hı. Şimdi tabii bunun bir tanesini, ya onlar genellikle 30 tane mühimmatı atabiliyorlar. Şimdi bu tabii bir alan etkisine karşılık geliyor. Yani bu alanı nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi her bir silahın düştüğü alandaki yani etkiye bağlı olan bir şey. Bu ne kadar olabilir? Hani 200'e 300 olabilir. Atılan mühimmata bağlı olarak daha geniş olabilir. Mühimmatın dağılma çapına, yarı çapına göre çok değişik rakamlar telaffuz edilebilir. Ama gradların temel özelliği şu: Rus ordusunda kullanılan sapma etkisi de oldukça fazla olan, son derece etkili, kudretli, alana yayılmış birlikler üzerinde ateş baskısı oluşturmak üzere kullanılan silahlar. Bizim ordumuzda da var mı çok namlulu roketatarlar? Evet, bizim ordumuzda da var. Dünyanın pek çok ordusunda çok namlulu roketatarlar var. Ama mesele roketatarlarla ilgili değil, kullanılan mühimmatlarla ilgili. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani burada aslında yasaklı değil ama hani askeri hedeflere kullanılması gerekiyor. Birliklere karşı kullanılması gerekiyor. Eğer şeye karşı kullanmaya kalkarsanız, silahlı hedeflere karşı kullanmaya kalkarsanız, yani Lahey Adalet Divanı'nda yargılanırsınız. Yani yargılanmanız gerekir. Çünkü sivillere karşı gerçekten kullanılacak bir şey değil. Bir diğer tarafıyla tabii eksik bilgi vermemek gerekiyor. Sadece Rus ordusunun elinde yok. Bugün Ukrayna ordusunun elinde de bu mühimmatlardan var. Nelerde var? Söyleyeyim size. Bu tabii ellerinde biliyorsunuz Batılılar tarafından verilen roket atarlar var. Tank savarlar var. Örneğin şeylerde Alman menşeli olanlar RPV-16 var. Onlar termobarik mühimmat atabiliyorlar, roket atabiliyorlar. Sonra Panzerfaust 3 var. Onlar da bildiğim kadarıyla atabiliyorlar. Yani hani bu mühimmatı dünyanın orduları kullanıyorlar. Niye kullanıyorlar? Çünkü mecburlar. Peki şu ana kadar özellikle Ukrayna veya Rusya kullandı mı bunu? Kullanmadı herhalde. Yani ben Rusların yaptıkları şovlarda gördüm. Hani kendi propagandalarına ait olan... Ha, yok ama alanda yani Rusya'da, Ukrayna'da kullanmadılar. Yani Kürşat Bey, ben şu ana kadar yani bunu teyit etmiş değilim. Ama çok cümlesi geçiyor, çok bu cümle kuruluyor. Ama şunu söyleyebilirim bakın. Smerç kullandılar. Smerç bakın yasaklı olan bir mühimmat. Yani BM-30, hatta bakabilir arkadaşlar. Karabağ Savaşı'nda da görmüştük. Yere saplanan böyle şeyler. Kuyruklu bir takım roket parçaları. Evet. O aslında bomba içinde bomba. Yani parçacık tesirli BM-30 Smerç.
Buna bakılırsa bu salkım bombası da diyoruz biz bunlara. Bunların kullanılması yasaklı. Buradan bir yasaklı cümlesi çıkartılabilir mi? Evet, tahmin ediyorum çıkartılabilir. Yani böyle bir şey var. Bunları görüyoruz. Yani muharebe alanlarından paylaşılan görüntülerde ben sıkça bu şeyleri rastlıyorum. Yani BM-30 kullandıklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten bu süreç uzarsa Putin'in veya Rusya'nın artık daha önce kullanmadığı silahları kullanıp daha farklı yol almak isteyeceği ve bunun sonucunda da mutlaka Lahey Adalet Divanı'nda yargılanma gibi bir durum ortaya çıkacağını söylüyorlar. Ya Kürşat Bey, ben şundan kaygılıyım, biliyor musunuz? Böyle kolay değil bu işler. Şimdi çok iyi duyamadık Hüseyin Hocam. Bana mı dediniz hocam? Evet, bu işler o kadar kolay değil diyor hoca. Tabii. Yani Rusya Devlet Başkanı'nı yargılayacak bir tek kişi olamaz burada. Adamın elinde nükleer silah var. Dünyayı ortadan kaldırır ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o zaman bütün Amerikan başkanlarının şeyde yargılanması gerekir. Yani Bush başta olmak üzere Donald Trump'ı, yok efendim söyleyeyim Biden'ı, yani İran'da Irak'ta 1,5 milyon adam öldü ya. Tony Blair'ın yargılanması lazım en başta. Belki tabii ki, zaten. Tabii hocam ki, zaten tabii taraf ki, değil ki galiba. Yani Allah aşkınıza, yani Putin'i bu dünyada yargılayacak hiçbir mahkeme yok. Adam nükleer silahların başında, dünyayı ortadan kaldırıyor. Hiç mi Rusya tarihi okumadınız? Hiç mi Rusya tarihini bilmiyoruz? Allah aşkınıza akıllı laflar edelim yani. Yok efendim, Avrupa bir işte adamı mahkemede yargılayacakmış. Sanki Afrika'nın kabile devletinin reisi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hocam herkes için geçerli bu. Sadece Putin için değil zaten. Yani, yani şaka gibi yani. Şaka gibisiniz. Öyle bir şey olabilir mi ya? Bu talep olabilir. Yani Rusya İmparatorunu, Rusya Çarı'nı bir mahkemede yargılamanız mümkün değil. Adam nükleer silahlara sahip. Yani Birleşmiş mümkün değil derken Güvenlik olamaz böyle bir şey diyorsunuz. Karar alamazsınız. Karar alamazsınız. Ya dünya sisteminin değişmesi lazım. O zaman olabilir. O zaman dünya sisteminin değişmesi lazım. Cumhurbaşkanı dün Antalya'da konuştu. Bu dünya adaletsizdir dedi, düzensizdir dedi. Kitabını da yazdı. Gayet güzel. Şimdi o zaman buyurun yapın. Ya herkes Putin'le sonuçta anlaşmak zorunda. Yani Ukrayna yüzünden Putin'i mahkemeye vereceklermiş. Olacak iş mi ya? Öyle bir şey yok. Yani yok yani. İlyas Bey, siz bu işin tarihini evet yaptınız. Evet evet. Şimdi Hüseyin Hocam. Hocam ben demiyorum, batılılar diyor. Bana niye kızıyorsunuz? Yani, ama Hüseyin Hoca bak, o kadar doğru bir şey söylüyor. Yani ben başka bir dünyada yaşıyorum. Ya Putin yargılanabilir mi? Allah aşkına. Yani biz şöyle bir koşutluk koymuyoruz. Amerikalılara yapamadılar, Putin'e yapabilecekler. Böyle bir derdimiz yok. Batı'da konuşulan bu. Yargılanır diyorlar yani. Yani arzularla şöyle, gerçeklikleri bir şey söyleyeyim. Real politikle tabii istekler ayrı şeyler. Evet. Ama gerçeklik anladım. Şey politik olarak böyle bir şey olmaz diyorsunuz diyerek, ama imkanı var. Deniz Bey, siz mi seslendiniz bir şey söyleyebilir miyim diye? Evet. Buyurun. Yani zaten yani bu mümkün olsa bile, yani Putin köşeye sıkışsa, zayıf düşse, kuşatılsa, ülkesi kaybetse vesaire de o şeyi bildiğim kadarıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımıyoruz ya. Yani imza atmadığı için böyle bir şeyin tarafı da olmaz yani. Yani fiziki olarak hocamın söylediği gibi mümkün olmadığı gibi uluslararası hukuk açısından da mümkün değil. Yani muhatap dahi olmuyor. Ama hocam tabii, müsaade edin vicdanlarımızda yargılayalım ya. Ha, o başka Deniz Bey, bir şey. Vicdanlarımızda evet, her şeyi yargılayalım. Şey. Benim de yargıladığım şey o kadar buldu. Çok şey var vicdanlarımda. Ama bu felsefenin faydası yok. Yani somut o. Burada biz insanları bilgilendiriyoruz. Arzularımıza göre değil, var olan gerçekliklere göre. Hüseyin Hocam, Deniz Zeyrek aslında diyor ki, Hüseyin Hocam müsaade edin de biz de dolu dolu dünya beşten büyüktür diyelim içimizden diyor hiç olmazsa. Hani dünya aslında böyle bir yer ama yani maalesef gerçeklerde ortada yani. Öyle mi ama teknik bir yani teknik olarak mümkün değil efendim. Yani teknik olarak mümkün değil. İşte Deniz Bey de söyledi, ben de anlatıyorum. Ya dünyada bakın, Putin'in yargılanabilmesi için şu anda dünyada var olan sistemin değişmesi lazım. Yani o 5 hocam 20 gün önce de Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi mümkün değil diyorlardı yani.
Yani 20 gün önce de Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi mümkün değil diyorlardı. Yani biz hani mümkün olur olmaz ayrı. Düşünülen şey bu, istenen şey bu. Ya vicdanınızla yargılayın ya mahkemede yargılayın. Ama işte bunu bir devlet başkanı mesela Erdoğan bunu hocam çok özür dilerim. Erdoğan bunu dile getirdiğinde şöyle bir şey oluyor. Tamam dünya beşten büyük diyorsun da bunun bir uygulaması. İşte insanız ve vicdanımız. Deniz onu söylüyor Deniz Zeyrek. Yani Putin şu anda haklı mı haksız bir ülkeyi işgal ediyorsun. Büyüğüm diye gitmişsin küçük olanı dövüyorsun. Ve eziyorsun. Evet. Yani kalkıyorsun insanlar da sana ne mahkeme kurabiliyor, neden böyle yaptın diyebiliyor. Hiçbir şey diyemiyor. Diyemiyor. Deniz Zeyrek de bak vicdanlı bir insan çıkıp diyor ki ya hiç olmazsa vicdanımızda yargılayalım. Yani bu yanlış peki yapıyor diyor. Abdullah Ağar bitirin isterseniz. Ben izin verirsem. Siz gülüyorsunuz oradan da. Hayır yani şöyle. Şimdi... ya Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya nükleer bomba attı. Nükleer bomba. Bu işin şakası yok. Yani biz tarih öğretiyoruz Kürşat Bey. Yani evet, biz tarihte neler oldu, nasıl oldu onu öğretiyoruz. Yani şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Biz zannediyoruz ki Putin diyelim ki savaşı kaybetti. Bütün Ruslar da Putin'in dünya mahkemelerinde yargılanmasını gözleyecek. Öyle mi? Yok öyle bir şey. Yani nereden çıkıyor bu? Ya bu Liberya'nın bilmem çocuk askerlerini şeye gönderen generali değil ki. Rusya devlet başkanı. Yani nükleer silahı şey Birleşik Devletleri'nden daha fazla. Çin yanında. Hocam şöyle bir şey olabilir mi? Yani bir şey olarak soruyorum. Şimdi diyelim ki korkuyor. Bu süreç... Ben de korkarak soruyorum. Ama bizim aramızda... Hiçbir konuda bu kadar yükselmemiştim sizce. İyi ki Kürşat. Ya Hüseyin Hoca... çizgilerle duymuş ol. Buyurun şimdi, Deniz Bey. Ben izin verirseniz bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Deniz Bey, Hüseyin Hocam bizim hocamız ya. Sorusunu buyurun Deniz Bey. Tamam. Ya ben hocam yani... sizin söylediğinize %100 katılıyorum. Yani Amerikalılar nükleer bomba attı da savaş mahkemesinde mi yargılandı? Haklısınız, %100 haklısınız ama tabii şöyle sonuçlar doğabilir hocam. Mesela olur ha, ülkede darbe oldu. Şoygu yönetimi ele geçirdi. Putin'i başarısızlıkla suçladı. Putin için her şey, yani Rusya devlet başkanı değil ama Putin olarak Rusya'da başka bir devlet başkanı gücü ele geçirdi ve Putin'i de bu savaştan dolayı desteklemedi. Sırbistan'ı hatırlayın. Şimdi Sırbistan vermeseydi Karadžić'i götürüp yargılayabilir miydiniz? Bence Sırbistan vermeseydi bunu da yapamazlardı. Bu Putin'den bir sorusunu getiriyor ortaya hocam. Ben şimdi hocamın dediği şu. Sırbistan'la Rusya aynı değil Deniz. Yani Deniz Bey yani mümkün mü ya? Adam 2036 yılına kadar 2036 yılına kadar zaten Rusya'nın devlet başkanı seçilmiş. Evet. Siz Rusları yani Rus devleti, Rus milleti kalkacak Putin'i şeye teslim edecek. Hayır, uluslararası şey mahkemeye. Putin diye bir şey yok Rusya'da. Rusya'da yani, bravo. Putin diye bir figür yoktur. Rusya'da devlet vardır. Devlet tabii de ki iki şekildedir. Şöyle olabilir. Deniz Bey'in dediği şöyle olabilir. Evet, Putin'in aklı devlet aklıdır ama iki akıl var. Birisi de Avrupa aklıdır. Yani özellikle evet, üniversitelerde liberal akım çok güçlüdür. İngiliz aklı çok güçlüdür. Onun Fransız temelleri var, Alman temelleri var. Birinci Petro'da mesela Fransız Katrina'ya kadar. Katrina döneminde Alman aklı vardır. Evet. Aynı zamanda İngiliz aklı da yani Batı'yla çok entegrasyon ve düşünce açısından da çok uyumlu bir grup vardır. Buna biz Batı Rusya diyoruz. Tıpkı Ukrayna gibi. Batı Rusya. Evet. Bir de Rusya'nın doğusu var. Moskova'nın doğusu. İkinci Rusya'dır. Şu an Rusya'da iktidar Putin'le beraber iki karma grubun yani hem Batı'nın hem doğumun bileşkesidir devlet aklı. Şoygu doğuyu temsil eder. Diğer mesela Medvedev Batı'yı temsil eder. Aynı zamanda bir de Yahudi aklı vardır. Yani evet, azımsanamayacak bir Yahudi aklı vardır. Dünyayı temsil eder aslında Rusya. Dolayısıyla Putin bir figürdür, çok önemli değildir. Bizde hep kişiler üzerinden gidiliyor ama Amerika gibi değil Rusya. Yani bunu hocam ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bakın ne diyor?
Kesinlikle bir soruşturma yapılmalı ve hepimiz tanık olmalıyız Putin'le alakalı. Evet, diyebilir. Yani Polonya Cumhurbaşkanı Rusların Ukrayna'da savaş suçları işlediği aşikar evet, diyor. Evet. Şimdi Kürşat Bey'im, şimdi bir başka mevzu daha var. Hüseyin Hocam değindi ama söylemekte fayda var. Şimdi Rusya'nın arkasında etkilediği güçlere bakmak lazım. Nüfus olarak bakın Çin. 1 bilmem kaç milyar. Hindistan. Tavır koyamadı Hindistan. Hindistan'ın yanında Pakistan bile çekimser tavır koyamadı. Yani. Çekimser kaldı. Bu tarafa doğru gelin İran. Bir kara, büyük bir karasal bir haritayı koysak, bir siyah yapsak, bir tarafı beyaz yapsak, dünyanın dengesinin nüfus olarak hemen hemen eşit olduğunu göreceksiniz. Bunun Afrika'da etkilediği alan var. İşte Venezuela gibi. Evet, Rusların gücü yok. Yani bir Amerika ile kıyaslamak, Batı ile kıyaslamak mümkün değil. Çünkü modası yok. Ben buna katılırım. Çin'in de modası yok hocam. Yani dünyayı bütün etkileyecek bir modaya ve şeye, entelektüel birikime, yani liberal gibi, liberal dünya gibi bir şeye, esnekliğe sahip değiller. Çekirdek bir yapıya sahipler ama geleneği var. Bu gelenekte figürlerinde önemi yok. Bakın ben hukuktan, hocam hukukunu anlatır. Birleşmiş Milletler'deki yani Putin işte, isminin de bir önemi yok diyorsun. Hiçbir önemi yok. Sistemin önemi var. Sistem devleti. Tabii. Bu Çarlık döneminde de böyleydi. Romanovlar geldi gitti, hiç değişmedi. Arada bir fasıla vardır. Dimitri Polonya hadisesi vardır. 1610 ile 1613 arasında. Ama ondan sonra ne olmuştur? Yine Romanovlar gelmiştir 1917'ye kadar. Sistem işlemiştir. İçinde Türkler de vardır bu sistemi. Peki şimdi bu 17 gündür şöyle yorumlar yapıldı. Tüm bu yaptırımlarla, Amerika'nın yaptırımlarıyla Putin ülkenin içinde zor duruma düşecek. Bu Putin'in gidişinin yolunu hazırlayabilir. O zaman bu gerçekçi bir yorum. Bu kısa vadeli yorum değil. Gerçekçi demeyelim. Şimdi çünkü sosyal bilim yapıyoruz. 2036'ya kadar hocamın dediği gibi. Bu kısa vadeli bir yorum değil. Evet, orta vadede çok uzarsa savaş, şöyle bir dezavantajı var. Bunu da söyleyelim Rusya'nın ve Rusya'ya benzer ülkelerin. Bizim gibi, yani batıya entegre olan ülkeler gibi orta sınıflı ülkeler değil. Yani ne demek? Bizde mesela esnaflar var. Kendi sermayesi var. Ne olursa olsun o sermaye üzerinden biz işlerimizi, Anadolu'nun kasabası işini yürütür. Almanya örneği mesela, bir kasaba bir firma kuruyor. Bütün dünyada işte şimdi firma isimleri söylemek istemiyorum, reklam olur ama yani dünyayı etkiliyorlar. Buna ne derler? Müteşebbis gücü. Bu açık toplumdur. Yani Türkiye çok eleştiriliyor, kapalı toplum falan, öyle değil. Yani bizde bu 200 yıl, 300 yıllık bizim geleneğimizde de vardır. Yani geçmiş tarihimizde uygundur. Rusya'da bu yok. Ne var Rusya'da? Bir kısım var, %5, %10'a kadar çıkartabilirsiniz. Oligarklar var, geçmişte de öyleydi. Gerisi serf. Yani o yüzden zaten sosyalist sistem orada bir devrim yaptı. Ne oldu? Kısacık alalım da hocam, Deniz Bey de çok bekledi, Abdullah Bey tamamlayacak. Bu ülke kırılgan. O yüzden uzun vadede dediğiniz şey olabilir. Yani olabilir buna, belki. Yani. Abdullah Bey buyurun, siz az önce bir şey de sormak ya da söylemek istediğiniz, ayrıca tamamlayın, Deniz Bey'e geçelim. Buyurun. Şimdi efendim, tabii Radovan Karadžić örneğinden hareketle, işte Kaddafi'nin başına gelenler, Saddam'ın başına gelenler veya Afrika'daki pek çok işte diktatör olarak tanımlanan liderin başına gelenler, bu yargılama veya cezalandırma ile ilgili çok farklı bir takım modellerin olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi şu da olabilir, hani bir başarısızlık, o başarısızlık Putin'in kendi ülkesinde cezalandırılmasına da sebebiyet verebilir. Yani Putin'e mal olan bir başarısızlık. Çünkü bu savaş şu ana kadarki haliyle bile Rusya için çok ciddi anlamda riskler üretiyor. Bir kere ordusunun sorgulanmasına, kuvvet ve kudretin sorgulanmasına sebebiyet verdi. Yani bu son derece önemli bir karne bence. Tabii bundaki temel etken ne? Bence bundaki temel etken şu. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Ordulardaki ölüm. Ölüm duygusu ve ölümü karşılama kudreti, iradesi. Şimdi sizle yapmış olduğumuz programda ben bir şey anlatmaya çalışmıştım. Hatırlarsınız. Rus ordusunun savaşmamak ve ölmemek için yüzlerce gerekçesi varken, Ukrayna ordusunun ve halkının ölmek ve savaşmak için yüzlerce gerekçesi var. Yani neden? Çünkü birisi işgalci ve istilacı ordu. Ölümü tölere edemez. Ama Ukrayna ordusu ve halkı
Vatanlar için savaşıyorlar. Yani geçmişleri orada, tarihleri orada, evleri, barkları orada. Arkalarında eşleri var. Anneleri var, kız kardeşleri var, çocukları var. Şimdi böyle olunca ölümle ilgili ortaya çıkan motivasyon orduların iradelerini belirler. Belki de burada bütün harp silah araç gereçleri taktik ve doktrinlere karşı galibiyet sağlayabilecek bir iradedir. Ölüme göğüsleyebilme kabiliyet ve kapasitesi, iradesi. Evet. Bu anlamda çok su götürür olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hatta bugün çalışırken sahadan haber veren arkadaşlar şöyle birkaç tane örnek verdiler. Müsaade ederseniz onları söyleyip bitireceğim. Evet. Örneğin günlerden beri işte Odessa'dan ayrılan bir gemi. Niye ayrıldı gemi? Bu soruyla ilgili çeşitli şeyler vardı. Ama Kırım Milli Tatar Meclisi'nin bununla ilgili bir iddiası var. Diyor ki çıkartma gemilerinden bir tanesi. Hani ta Baltık'tan gelip Taşa'ya kadar, Odessa kadar önlerine ulaşan 6 tane çıkartma gemisi vardı. Ve bir tane kilo sınıfı denizaltı vardı. Bunlardan bir tanesinde 600 tane Rus askeri isyan çıkartmış. Katar Milli Meclisi'nin ortaya koymuş olduğu iddiaya göre. Bakın bu son derece önemlidir aslında. Yani hani spekülasyon olabilir mi, teyide muhtaç mı? Evet, teyide muhtaç, spekülasyon olabilir, iddia olabilir. Bu bir şey, bir başka iddiadan bahsedeyim size. Bugün şeyde, hatta yerinde söyleyeyim size. İrpin ve Buça'da, yani Kiev'in banyolarında yaşanan çatışmalarda Rus askerlerinin, cephedeki Rus askerlerin arkasına kaçmasınlar diye başka unsurlar konmuş. Kaçanları vursunlar diye. Şimdi böyle de bir iddia var. Bir de günlerden beri hani biriktiriyoruz, 3 tane generalin öldürüldüğü meselesi var. Hatta çok yüksek subaylı bir takım subayların esir olduğuna dair bir takım iddialar var. Şimdi bu muharebenin çok önemli şifrelerinden bir tanesi. Bir Rus general nasıl esir alınabilir ki veya nasıl öldürülebilir ki? Yani birliğini tamamen imha etmelisiniz ki. Çünkü general cephenin birinci hattında olmaması gereken, cephenin arkasında savaşı yöneten kişidir o. Şimdi bu bana şunu anlatıyor. Yani hani pek çok savaş alanını takip etmiş, kendisi mücadelelere katılmış bir insan olarak Rus ordusunun motivasyonuyla ilgili zafiyetler olabilir. Hani biraz önce söylemiş olduğum gerekçelerle ilgili olarak ve komutanlar arkadan değil önden gitmek zorunda kalabilirler. Yani ve böyle olunca hayatlarını kaybedebilirler. Yani yoksa generallerin hayatlarını kaybetmesi için çok ben pratik bir şey görmüyorum. Yani gerekçe görmüyorum. Öne çıkarlarsa hayatlarını kaybeder. Öne çıkartmanın sebebi nedir? Ordularını veya arkalarından gelen birliklerini motive etme ihtiyacıdır. Çünkü askerleri ona karşı sorumlu, o da kendi üstlerine karşı sorumlu. Yani bu Putin'in generallerine, üst generallerine sorumlu olduğu için. Hani bence ölüm duygusu son derece önemli. Bir diğer tarafıyla da şunu söylemek gerekiyor. Ukrayna'nın arazi yapısı. Burada biz hani General Kış derdik, General Çamur derdik. Burada General Kış'ın hükmü azaldı ama General Çamur'un hükmü artıyor. Bir diğer tarafıyla da Ukrayna'nın ormanları ve uluslararası sınır geçişleri. Bence savaşın kaderinde son derece önemli roller üstlenecekler. Evet. Deniz Zeyrek'e dönerken az önce sizin söylediğiniz, Deniz Zeyrek'in çizdiği o senaryo üzerinden söylediğiniz, Putin'in önemi yoktur, Putin geçicidir dediniz ya. Yani ama bu önemli. Ukrayna'ya yapılan bu işgal saldırısında tam da Putin'in aklı yok mu? Hayır, hiç kesinlikle öyle değil. Bu benim bir çalışmam var yine. Hocam aslında Deniz Zeyrek'e sormak istiyorum ama bir cümleyi size söyleyeyim. Şöyle 2010'dan günümüze süren siyaset belgeleri takip edilsin, zaten bu savaşın çıkacağı nettir yani. Evet. Size gelince belki dilerseniz onu da açabiliriz. Ne dersiniz Deniz Bey? Doğrudur. Yani 2014'teki Kırım'ın ilhakından sonra Putin bu işgali şey yapmış, hazırlanmış. Yani baktığınız zaman ekonomide dolarizasyondan vazgeçilmiş, Merkez Bankası'nın rezervleri artırılmış. Yani belli ki yaptırımlarla karşılaşacağını bilerek hareket etmiş ve onu hesaplamış. Yani karşısına bir askeri bir gücün çıkacağını değil de ekonomik yaptırımların çıkacağını hesap etmiş ve 2014'ten bugüne kadar, bu operasyona başlayana kadar bir takım önlemler almış. Zaten bu önlemleri almasa bu kadar yoğun bir yaptırıma, yani sayısı 6000'i geçti neredeyse, bu kadar yoğun bir yaptırıma
herhalde Rusya ekonomisi dayanamazdı. Yani düşünün, Moskova metrosu, şey metrosu diyorum, borsası önümüzdeki hafta kapalı kalacak. Evet. Yani bunun gibi birçok şey var. Türk esnaflar var orada. Zaman zaman bize mesaj atıyorlar. Hı hı. Kredi kartı kullanılamıyor artık. Nakit kullanım şeyi var. İşlerimizi çok düşürdü bu deniyor. Nakit sıkıntısı da var anladığım kadarıyla. Enflasyon sorunu başlamış. Rublenin değeri gittikçe düşüyor ve yani artık hani o Rus zenginler için de hayat kabusa dönmüş vaziyette. Yani yatları, katları, uçakları bir takım yerlerde rehin alınmış vaziyette. Deniz Zeyrek zaten yani Putin Ukrayna'da kazansa da bu sürdürülebilir bir zafer olmayacak şeyi var, yorumu var. Yani bu yaptırımlarla beraber zaten onu sürdürmesi mümkün olmayacak. Onun için yenildi diyorlar zaten şimdi. Evet evet. Yani ben şimdi Hüseyin hocamı kızdırmak istemiyorum. Bizim aramızda öğrenci hoca ilişkisi var yani. Bizim de var. O anlık bir şeydi o. Sen endişelenme. Ama şöyle bir şey diyeceğim ama geliyor, hocam. Ama geliyor şimdi Kusura bakmayın. Yani biraz önce Rus ordusuna dair söylediklerinize küçük bir itirazım var. Rusya'yı dümdüz etti dediniz ama Rusya'da yani gayri nizami harp yapan bir şey grubu. İdlib'de şurada burada aylarca yıllarca Rus ordusuna direndi. Bunu da unutmamak lazım. Yani savaşın niteliği değiştiğinde, konvansiyonel bir savaş yaşayamadığında Rus ordusu da biraz şey yapabiliyor, bocalayabiliyor. O konuda gördüğünüz gibi çok diplomatik bir şekilde size itiraf ettim. bunu da bir yere not etmek lazım. Yani Putin'in bence zorlanma nedenlerinden biri de bu. Karşısına çok işte bu biraz önce konuştuğumuz o paralı askerler, Ukrayna ordusunun direniş biçimi, Ukrayna'da sivillerin hemen silah altına alınıp işte Rus ordusunun askerlerinin karşısına çıkarılması vesaire gibi şeyler, o gayri nizami harp taktikleri, belki Abdullah daha da detaylıca konuşabilir bu konuda, benim uzmanlık alanım değil. Ama sanki bu da biraz kimyasını bozdu gibi. Şimdi mesela ben Rusya'ya ilk defa 1995'te galiba gittim yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bu ünlü markalar, Amerikan markaları yeni açılmaya başlamıştı. Ve önlerinde çok uzun sıralar oluyordu. Şimdi mesela Financial Times'da bir Amerikan markasının Rus pazarından çıkışının yansımalarını anlatan bir makale yayınlandı. McDonald's'tan mı bahsediyorsunuz? Çok da Instagram'ı da kapatıyorlar. Ruslar ağlıyor. Hayır, şöyle mesela 6.000 firma çıkıyor. Kuruşçev zamanından şeyler var. Yani Amerika ürünleri orada işte çok büyük bir fuar yapılmış, sergilenmiş ve mesela bir kot markası korkunç bir şekilde salgına dönüşmüş Rus halkında. Yani onu bir kendilerini ifade etme tarzına dönüştürmüşler. Onun mesela çıkma kararı, ona dair bir yorum, analiz vardı. Benim hoşuma gitti. O da şunu diyor. Rus halkında şu şey başladı, algı başladı. Acaba yeniden komünizme mi dönüyoruz? Batı ürünlerinin hiçbir şekilde hayatımızda yer almadığı, sadece kendi ürettiğimiz şeylerle idare edebildiğimiz bir hayata mı dönüyoruz? Ama şimdi bu arada Deniz Zeyrek, ben de diplomatik bir şekilde seni kızdırmadan bir şey söyleyeyim. Peskov da diyor ki Rus devleti asla ve kata bu yaptırımlarla iflas edecek bir devlet değil. Bu arada Çin iflas olarak düşünme. Şöyle. Çin Dışişleri Bakanı da diyor ki Rusya ile olan ilişkimiz kaya gibi bir ilişki. Yani Rusya'nın herhalde bu ilişkiden kastettiği şey ekonomi. Dolayısıyla hani evet bu markalar giriyor çıkıyor ama ben bunlara bakarak da Rusya çöktü diyebilir miyiz? Ben onu kastetmedim. Yani şöyle mesela bu bahsettiğim kot markası dünyadaki satışlarının %2'sini Rusya'da yapıyor.
Ya bu kadar popüler. Yani 100 tane kod satıyor, 2 tanesini Rusya'da satıyor. Peki Rusların tepkisi çok... bu soruyu sorarken benim... mahrum bırakılma ya da bu durumu kabullenememe, bu duruma tepki, neden biz bu yaptırımlara maruz kalıyoruz? Bununla ilgili fikriniz var mı değerlendirme İşte yaparken? kastettiğim şey şu. Rus halkını düşünün. Hı hı. 1990 öncesine mi dönüyoruz? Yeniden kendi kabuğumuza mı çekildik? İşte sadece bizim gibi olan ülkelerde üretilen şeyler, yani artık işte bu telefon markasını kullanamayacak mıyım? Sadece Çin'in ürettiğine mi mahkum kalacağım? Artık şu kot markasını giyemeyecek miyim? Benim ülkemde artık şu küresel marka satılmayacak mı? Yani Ruslar hiç tahmin etmediğimiz Ruslar... kadar aslında açılmış dünyaya. Şimdi biraz da onu keşfedeceğiz tabii, herhalde. Tabii ki. Tabii ki yani bu da bir şey açısından, yani Rus halkı açısından düşünüyorum. Şimdi mesela bizim açımızdan da çok olumsuz bir durum bu. Turizm. Yani şimdi belki de önümüzdeki dönemde hani halkı cezalandırmayalım falan diyorlar ama yaptırımlara bakıldığında hiç öyle görünmüyor. Tabii. Bayağı doğrudan halkın hayatını etkileyen kararlar alınıyor. Kredi kartı işte Ruslara kaç şey ekleyeceğim. Ruslara vize sorunları çıkarabilir. Turizm konusunda sıkıntılar yaşayabilirler. Zaten ekonomi bozulursa turist olarak yurt dışına gitmekte zorlanabilirler. Bu biraz Rusya'da içerideki tepkiyi artırabilir. Yani bizim dünyayla entegre halimize işte hale getirmesin gibi bir beklenti halkta oluşabilir. Bu da Putin'i etkileyebilir diye düşünüyorum ben. Bu tür şeyler, çünkü küreselleşme, bu 1945'teki koşullarda yaşamıyoruz şu anda. Yani şu anda bambaşka bir ekonomik model var. Bilgi çağı var, internet var, şu var, bu var. O nedenle ben hani yansımalarının biraz biz beklediğimizden de daha öte, daha büyük olabileceği kanaatindeyim. Bu tepki yönetime olabileceği gibi Putin'in arkasında bu yaptırımları uygulayan ülkelere yönelik de olabilir mi? Çünkü bir yandan da deniyor ki tüm bunlara rağmen ya Putin'in olamaz arkasında... onu. Evet. Olamaz, çünkü yani bir başka ülkeye girmişsiniz, orada çoluk çocuk öldürüyorsunuz. İşte bir anneyle iki çocuğunun fotoğraflarını gördük. Yani bir kadın 9 yaşında bir kız çocuğu, 18 yaşında bir erkek çocuğu yolda yürürken üzerlerine havan topu düşüyor ve ölüyorlar orada. Yani bunu izah edemezsiniz. Rus halkına da izah edemezsiniz. Muhtemelen o aile Rusça konuşan, belki de Rus kökenli olan bir ailedir. Nasıl izah edeceksiniz? Yani bu, ben şunu düşünüyorum. Yani çok hoşuma da giden bir benzetme değil ama ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Bakü'ye girmesi gibi bir şey ya da işte Aşgabat'a girmesi gibi bir şey. Ya bunu siz Türkiye'de bir Azeri kardeşimizin bizim silahımızla, bizim cephanemizle ölmesini Türkiye'de halka anlatabilir misiniz? Yani bu tür sonuçlar doğurabilir önümüzdeki dönemde. Yani halkla ilişkiler kısmı da çok önemli. Putin şu ana kadar bu süreci yürütemedi. Yani o askeri açıdan çok başarılı olabilir ama bu halkla ilişkiler konusunda Batı daha başarılı. Yani bu arada şey var. 5000 kişi gözaltına alındı. Deniz Zeyrek, 5000 kişi galiba 3-4 gün önceki rakamlar bunlar. Barış gösterilerinde. Evet, evet, evet. Rusya'da 32 kentteki gösterilerde 3 gün önceki rakamdı bu. 5000 kişi gözaltına alındı. Muhtemelen o her geçen gün artıyordu. Faruk Bey, 34 bin, 45 bin gibi rakamlar da var. Yani birçok şey söyleniyor ama ekonomiye dair çok kısa bir şey söyleyeceğim. Deniz Zeyrek'in anlattıklarıyla alakalı. Çok önemli bir yere temas ediyor. Hatırlayın, Rus halkı Laleli'de bavul ticareti yapıyordu. Buradan kumaş alıyordu, gidiyordu. Rusya'ya gidiyordu. Bavul ticareti yapıyordu. Her millet, her ulus saygındır, kıymetlidir. Her devlet onurludur. Fakat Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Ruslar gerçekten dağılmıştı. Yani dağılmıştı ve koskoca bir halk, bir ülke böyle pansuman tedavilerle ekonomilerini ayakta tuttular. Tabii döndürdüler. Evet, evet, şimdi evet. O halk şöyle bir halka dönüştü. Bugün televizyonlarda Antalya'da, bizim cennet Antalya'mızda 5 yıldızlı oteller reklamları dönüyor. Yazın gelin tatil yapın deniyor. İşte o otellere gelen insanların yarısı neredeyse Rus. O Ruslar artık komünist Rus değil. Onlar Sovyetler Birliği Rusu değil.
O insanlar yeni bir dünya tanıdı. Yani Rusya devlet olarak Suriye'de belki sıcak denizlere indi, o hani Petro'nun tarihi hikayesi, ama Rus halkı gerçekten sıcak denizlere indi ve tatil yaptı. Şimdi halka... Bunları onların elinden alıyorsunuz. Ya şimdi bu halka verdiğiniz bir şeyi... Ya yönetim şöyle bir şeydir Kürşat Bey. Şimdi bir imkan sağlıyorsunuz. Sağladığınız imkanı bir tık aşağıya çektiğinizde başarısız olursunuz. Yani evet, bir iş yerinde çalışan insana ödediğiniz maaşın altına düşürdüğünüzde o iş yerinin sahibi başarısızdır. Devletler de böyle yönetilir. Halka sunduğunuz imkanların altına düşemezsiniz. Neden ben şimdi bunlardan mahrum kalıyorum? Tabii şimdi Rus halkı bunu Putin'e sorar. Sormayacak. Öyle olmaz diyor İlyas Bey. Hayır, sorar. Yanlış yerden hareket ediyorsunuz. Hayır hocam, orada bir yandan da demiyorum. Yani Putin'i iktidardan indirin, bunu demiyorum. Için, ama şimdi, bunu Ruslar Faruk'cum, düşünür. Bu bizim için geçerli, Avrupa için geçerli. Zaten bu dediğiniz şey şöyle zorluyor zaten adamı. Zorladı, Sovyet çöktü. Çöktükten sonra şöyle bir sistem oluştu orada. Federatif bir sistem ama yerel yönetimlerin öne çıktığı, meclislerin olduğu ama eski yönetimin de bütün bunları kontrol ettiği bir sistem. Böyle dağılmasına izin verildi. Yani bak, basit bir şey. Size nasıl anlatayım? Kırım'ı işgal ettiler. Sonra da Rusya'ya kattılar. Şimdi normalde bir devlet, yani Batı anlayışında bizim gibi liberal ve serbest piyasa ekonomisi devlet kendi kendine ekonomisini burada güdüler. Yani bir şey oluşur kendi kendine. Burada nasıl sistem? 4-5 kişiyi çağırıyorsun. Sen şuradan yetkilisin, şu işler senin. 4 kişi, 5 kişi, bu gerçek yani. Bütün her şey dağıtılır. Yani serbest denilen bir şey yok. Moda var. Deniz Bey'in dediği şey, o moda çok etkili. Ama geçmişe göre, geçmişe kıyasla. Şimdi bu çok uzun süreli bir adım. Bu kadar sağlam ve aslında, bakın hocam, çok sağlam ve çok yüksek sesli, hani diktatöryal bir düzen demiyorum. Çok kolay söylenecek şeyler bunlar ama Putin gibi çok sert bir liderin ülkesinde bile on binlerce, yüz binlerce insan sokağa dökülüyor. Şimdi bu Rusların da bir değişimini göstermiyor. Hayır, o bilgilerin hiçbirisi doğru değil. Biz 30 yıldır orada yaşıyoruz yani. Hiç doğru bilgiler değil. Bu bakın, protestolar, daha kötü şeyler yok mu? Bak, hayır. Daha kötü şeyi söyleyeyim. Siz iyilerden bahsediyorsunuz. Rusya 28 özel cumhuriyetin olduğu federatif bir devletti. Son 3 yılda bütün herkesin hakkı kaldırıldı. Yakutistan, Altay, Tuva, Akaz, Kabartay, Baykal, Çerkez, Tataristan, Çeçenistan çok özeldi. Adamların bütün haklarını aldılar, valilik yaptılar ve yetkilerini de aldılar. Siz duydunuz mu bunu? Son 3 yılda yani oldu. Duydun mu? Yok. Çerkezlerle ilgili gelişmeleri duydum. Ya Çerkez dediğin hiçbir şey yani o coğrafyada. Koca mesela Yakutistan diye bir devlet aldı yetkisini. Yani Abhazya ile ilgili yayınları takip ettim. Abhazya küçücük bir yer. Yani Çeçenistan, Tataristan'da özel kanunu olan, anayasası olan devletin yetkisini aldı elden. Duydun mu? Duymadın. Peki Tatarlar ayaklandı mı? Ayaklanmadı. Dillerini aldı. Bak, eskiden diller serbestti. Hocam burada Ruslardan bahsediyoruz. Tamam, bakın kardeşim. Yani Rusya burası. Bahsediyor. Burası Rusya zaten bahsettiğim yer. Evet. Rusya'da 28 tane farklı dil Rusya'nın yanında kendi bölgelerinde okutuluyordu. Okullarda, ilkokullarda okutuluyordu. Bir gecede hepsini kaldı. Duydun mu? Duymadık. Biz işle ilgiliyiz yani. Bizim alanımız, çalışıyoruz. Duyduk ama Rusya şu şeyi yapamadı. Yani Fukuyama da onu söylüyor. Bütün batılı entelektüeller, Oliver Roy'a da sorsan, siz yapmıştınız değil mi? Çok güzel evet, bir yayındı. Oliver Roy şeyi çok iyi biliyor. Hangisini diyorsunuz? Hangi sözünü? Bu sizde bir şeyi yapmıştı. Sizde yapmıştı galiba. Evet. Bir Hangi cümlesi? O söyler, o Orta Asya'yı tarif ederken mesela, Rusya'yı takip ederken kabileden şeye geçmemiş devlet, liberalizme geçmemiş devlet olarak, demokrasiye geçmemiş devlet sosyolojik olarak tabir ediyor. Tabii. Böyledir zaten. Şimdi hocam bir şey soracağım. Şimdi, bunları anlattınız ya, ben buradan şunu anlıyorum. Evet. Oradaki etnik yapıların hepsinin haklarını, hukuklarını kaldırdı. Bu ana omurgayı etkilemez. Yani oradaki Rus aklının hasta memnun olacağı bir şeydir. Burada farklı diller var, farklı haklar var, farklı etnik yapılar var. Bunları bir yere bağlamayı kastetmiyorum. Ben diyorum ki ben Rusum. Ve şimdi benim 30 yıldır elde ettiğim bazı konforlar var. Şimdi dünyayla kapılarımı kapatmışsın. Kartlarımı kullanamıyorum. Bir sene geçti. Tatil yapamıyorum. Akdeniz'e inemiyorum. İşler yürümüyor. Ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Şimdi o arada bu Yakutistan'la, Abhazya'yla, şurayla burayla alakalı bir şey demiyorum ben. Ben diyorum ki oradaki insanlar, Ruslar, elde ettikleri imkanların gerisine düşerse buna itiraz edebilirler. Ben de daha diyor. Önemli şey olduğunu sadece söylüyorum bak Faruk'cığım. Daha önemli şey bağımsızlık, azatlık hareketleri burada. Rusya dediğiniz
Böyle %80'i Rus olan bir devletten bahsetmiyoruz. %50'si Rus, %50'si Rus olmayan kocaman bir devletten bahsediyoruz. Burada öyle bir güçlü bağımsızlık hareketi vardı ki 1990'larda, ben oradaydım. Hepsini çalıştık, azatlık hareketleri. İnsanlar beraber yaşamak istemiyordu. O bile bastırıldı. 30 yılda bitti. Herkes Rus diyor kendine şu an. Bakın nereden? İnsanın bağımsızlık güdüsünden bahsediyorum. Bırakın ekonomik güdüsünü. Çok hafiftir ekonomik güdüsü. Şimdi o bölgeyi iyi bilmek lazım. O bölgede buraya, şunu da ekleyeyim. Deniz Zeyrek de tamamlayacak Deniz Zeyrek, bu arada. Deniz Bey'in söylediği liberalizme meyilli, bu zaten çok önemli. Bu meyil geliyor. Geliyor ama yeterince Batı tarafından Deniz Bey'in desteklenmedi. Ve şimdi Batı kendini sorguluyor. Eğer yanlış zamanında, yaptık diyorlar tabii. Bakın zamanında Batılılar buraya verdikleri filial dediğimiz bayilikleri, yani McDonald's gibi falan filan, bütün bu binlerce şirkete altyapıda liberal şekilde dağıtsalardı, oligarklara dağıtmasalardı, bugün bu problemi konuşmuyorduk Deniz. İşte sorun da hocam. Bugün Darül Deniz Bey'in demek istediği şey bu. Ben de diyorum ki içeriden bilgi veriyorum. Diyorum ki bakın liberalizmin gerekli şekilleri veya açık toplum burada olmadığı için artık yani bir etkisi olmayacak. Bir etkisi olmayacak. Yani bu Amerikan şirketleri yani vesaire, İlyas Hoca diyor ki Putin oligarklar tarafından. Bakın şimdi şöyle mesela Rusya'da Türkiye'de hane halkı gelirinin %50'si yurt dışında. Şimdi bak evet. Türkiye'de yani örnek bir şirket gelir. Şirket gelir. Kürşat Bey'im Türkiye'ye bir şirket gelir bayilik dağıtır. 81 ile de farklı ailelere verir. Ne olur? Farklı aileler toplumda kendini o sistemin bir parçası olarak hisseder. Hı hı. Ama bu tip ülkelerde ne olur? Gider bir şirket bir aileye verilir. Ne oldu? Ne fark etti? Ha sosyalisti, ha yani o açık toplum ve topluma toplumun yayılmaz. Orada o İlyas Hoca, pasta dağılmaz. İlyas Hoca önemli. Diyor ki tepkilerde de etkili oluyor bu. O yüzden Putin diyor ne yaparsa yapsın halktan gelebilecek en küçük bir talebi bile tokatlar ve bastırır diyor. Öyle demiyorum da o ona benzer bir şey yok olur he, yani yok böyle. O böyle deniyor zaten açık açık da deniyor yani ve bu orada yani biz hani akademisyeniz ya öyle konuşamıyorum. Yani şimdi işgalin 3. gününde Putin'e desteğin muhaliflerin yaptığı evet. anketlerde %75'e ulaştığı söyleniyordu. Şimdi ne durumda bilmiyorum ama acaba o anketler başta böyle bir şey hoca lazım. Onların doğru olmadığını bence söylüyor. Değişmez. Mesela Rus şehirlerindeki gösteriler öyle değil diyor. Ama yani... Yok öyle büyük gösteriler yok Rusya'da. Bellidir, sınırlıdır. Zaten Komünist Parti'nin devamlı bir gösterisi var. Orada şöyle bir şey var. Komünizmde Komünist Parti'nin lideri de Putin'den daha devletçidir. Yani Liberal Parti'nin zaten biliyorsunuz orada aşırı ırkçı Liberal Parti. Çok değişik bir sistem evet, var. Arada, kontrollü mekanizma hocam, var. Deniz Bey sizin de izninizle sözünüzü elbette tamamlayacaksınız. Ukrayna'ya bir döneceğiz Nagihan Alçı orada. Ve tabii bu süreci değerlendirirken sizin yaptığınız bu vurgu çok önemli. Çünkü sadece güvenlik politikaları ile ilgili değil. Neden Ukrayna halkı yüzünü batıya döndü? Neden oraya kendilerini ait hissediyorlar ya da parçaları olmak istiyorlar? Tüm bu anlattıklarınızla çok ilişkili elbette. Nagihan Alçı Ukrayna'da. Nagihan iyi akşamlar. Neredesiniz şu anda? Burada oradaki durumu özellikle paralı askerler konusunu konuşuyoruz. Sahada gittiğin günden itibaren nasıl bir değişim var? Biz bugün Lviv'e geldik. Dün sabah büyükelçimizle ve büyükelçilik personeliyle birlikte Kiev'den yola çıkmıştık. Büyük bir tahliye operasyonu oldu. Çetiner de onu anlattı önceki saatte. Biz de o kafilenin içindeydik. Sonra biz kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la birlikte Helminski kentinin yakınlarında onlardan ayrıldık. Orada arabamız vardı. Onur İnşaat'ın şantiyesinde bekliyordu araba. O akşam bizi o şantiyede misafir ettiler. Sabah çok erken saatlerde yola çıktık ve Lviv'e geldik. Lviv burada Ukrayna'da bu savaşı anlamak açısından çok önemli bir merkez. Çünkü savaşın bütün o dehşetinden, bütün o öldürücülüğünden kaçanların önemli bir kısmı Lviv'e geliyor, buraya sığınıyor. Dolayısıyla yaklaşık 900 bin, 1 milyon arasında olan şehrin nüfusu 1 milyon 300 binlere çıkmış durumda. Çok daha fazlası transit olarak geçmeye çalışıyor. Polonya kapısında büyük bir yığılma var. Ve bu kentte de hem kapasite yetersiz hem de bir yandan da çok net bir şekilde o kalabalıkların içinde aslında Rusya'nın işgalinin, Rusya'nın bu şiddetinin Ukrayna halkının üzerinde nasıl bir etki yarattığını görüyorsunuz. Biz bugün gelir gelmez, şehre varır varmaz yaklaşık
Bizim kaldığımız yerden 6 saatlik bir yolculuk yaptık. Buraya gelir gelmez öncelikle şunu söyleyeyim. Hava burada değişiyor. Yani bir savaş var ama savaş Ukrayna'nın batısını henüz özellikle Lviv'i vurmuş değil. Ama psikolojik olarak çok fazla etkilemiş durumda. Öncelikle Lviv Belediye Başkanı Andrei Sadovi ile bir röportaj yaptık. Türk medyasına ilk kez Lviv Belediye Başkanı röportaj verdi. Bu aşamada vermesi de önemli. Aynı zamanda Ukrayna siyasetinin kritik isimlerinden biridir. 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığına adaylığını da koymuştu. Daha sonra geri çekti. Daha önce Nagihan, de siyasi parti genel başkanlığı da var. Belediye Başkanı'yla söyleşimi izledim. Bana en çarpıcı gelen cümlesi şu, duyabiliyor musun Nagihan? Lviv Belediye Başkanı'yla söyleşini izledim. Şöyle bir şey söylüyor. Afganistan'da, evet. Afganistan'da Taliban neyse Putin burada o diyor. Kesinlikle. Ben kiminle konuşuyorum? Kürşat Oğuz. Kürşat Oğuz'la birlikteyiz Nagihan. Ha Kürşat, özür dilerim. Sesler o kadar az geliyor normal ki bana. Olsun, çok haklısın. Hatta ben Habertürk'teki köşeme de tam da bunu başlık yapacağım. Benim de en çok dikkatimi çeken o cümle. Evet. Devam et sen. Ben bir tespit yapayım. Benim de hatırlattığın gibi belediye başkanı Putin'in yapmak istediğini Afganistan'da Taliban'ın yapmak istediğiyle karşılaştırıyor. Ve diyor ki biz Lviv'de belki fiziksel olarak Rusya'nın şiddetinden etkilenmedik ama her an her şey olabilir. Burası dünya kültür mirasının bir parçası. Ama Putin'in gözünde bunların hiçbiri yok. Bizim tepemize de bombalar atabilir diyor. Daha sonra gittiğimiz Lviv valisi biraz daha bu konuda iyimser. Yani çok net bir savaş, çok sert bir savaş yaşanıyor ama Batı Ukrayna'ya dokunulmayacaktır gibi bir resim çizdi. O röportajı henüz yayınlamadık. Arkadaşım, kameraman arkadaşım Özgür Balaban hazırlıyor. Yarından itibaren o röportajı da izleme imkanı bulacaksınız. Benim tabii mümkün olduğunca henüz yarım gün kadar buradayız ama baktığım, insanlarla konuştuğum kadarıyla iyi de bir rehberimiz var. Ukrayna tarihine de hakim bir rehber. Ve burada onun arkadaşlarıyla da bir araya geldik. Yarın da bir aksilik olmazsa orta sınıf bir ailenin içine girmeye çalışacağız. Yani göçmenler meselesine de bakacağız. Göçmenler meselesine bu korkunç savaş başladığından beri sıklıkla bakılıyor ama bir yandan da Lviv gibi Batı Ukrayna'da göçmek zorunda kalmayan, fiziksel olarak etkilenmeyen ama savaşın yükünü ve psikolojik olarak acısını da çeken milyonlarca insan var. Onlar neler hissediyorlar? Bunu anlamak için bir orta sınıf ailenin içine gireceğiz. Onların gözünden vatanlarına yapılanlar, göç dalgaları nasıl yorumluyorlar? Bunu anlamaya çalışacağız. Şunu söyleyeyim Serap, Ukraynalılar diyorlar ki bize üzgün demesinler. Bize aciz göstermesinler. Biz bunların hiçbiri değiliz. Biz sadece çok öfkeliyiz. Ve asla ağlamayacağız diyorlar. Asla pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Ve de şunu da söylüyorlar. Bakın biz hem değerli konuklar bu programda hem de hepimiz yani Türkiye'de genel olarak bu tartışmalarda diyoruz ki işte Ukrayna'nın %17 kadar Rus nüfusu var. Bu nüfusla ilgili işte o nüfusu Putin'in de gerekçelendirmesi bu. Şey yapmak, özgürleştirmek için, baskıları kaldırmak için vesaire Ukrayna'ya böyle bir operasyon yapıyoruz diyor. Ukraynalılar bunu kesinlikle kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bizde Rus nüfus yok. Rusça konuşan var. Aslında hepimiz Rusça konuşuyoruz. Doğu Ukrayna'da Ukraynacadan çok Rusça konuşuluyor. Ama Rusça konuşanlar da Rus değil. Köken olarak da Rus değil diyorlar. Bizim içimizde %17 falan değil. %1 bile Rus yok diyorlar. Peki. Bunu peki, doğudan, savaştan kaçıp Lviv'e sığınan Ukraynalılara da sordum. Diyorlar ki biz Ukraynalıyız. Rusça konuşsak da Ukraynalıyız. Rusya'nın propagandasına kesinlikle geçit vermemek, ona inanmamak lazım. Çok teşekkürler. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin Özgür'e, sana. Özgür'e kolay gelsin size de sahadan yine gelişmeleri alacağız sizden. Çok teşekkürler. Bir araya gidelim.